Ülke ekonomisini savaş politikalarına yatıran ve yolsuzlukta sınır tanımayan faşist AKP iktidarı, derinleşen ekonomik kriz ile birlikte katı atık toplayıcılarının gece gündüz demeden elde ettiği alın terine dahi göz koymuş durumda. AKP iktidarı 2004'ten bu yana ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle yüz binlerce atık toplayıcısının bilinen onlarca sorununu çözmek yerine atık kağıt işçilerini baskı altına aldı, saldırılara başladı. Faşist AKP iktidarı öyle ki atık toplayıcılarının insani şartlarda çalışmasını sağlamak için kayıt sistemi oluşturacaklarını, belge sahibi olan atık toplayıcılarına çalışma şartlarına uygun iş kıyafetlerini ücretsiz olarak temin edeceklerini, yıllık sağlık taramalarının ücretsiz olarak yaptırılmasını sağlayacakları gibi vaatlerde bulunarak bir seçim aldatmacasında bile kullandı. Bu vaatlerin aksine son birkaç ay içerisinde katı atık toplama depolarına gece yarısı baskınlar yapıldı. Yüz binlerce çalışanı olan atık toplayıcılarını güvencesiz çalışmaya, emek sömürüsüne, sigortasız çalışmasına, iş sağlığı ve güvencesinden yoksun çalışmalarına iten faşist iktidar, şimdi de işlerini ellerinden almayı planlıyor. Geri Dönüşüm İşçileri Derneği kurucu üyesi Ali Mendillioğlu'na son günlerde İstanbul'da kağıt depolarına yapılan baskınlarla faşist AKP iktidarının neyi hedeflediğini sorduk. Mendillioğlu da ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar diyerek 17 defa değişen yönetmeliğin bir makyajdan ibaret olduğunu söyledi. Bu yönetmelik 2004 yılında çıktı Avrupa Birliği uyum yasalarıyla birlikte. Şimdi düşünün, bir yönetmelik hiçbir toplumsal muhalefetle karşılaşmadan bu sabah itibariyle 18. defa değişti. Yani hiçbir toplumsal muhalefet yok ve 18 defa değişti 2004'ten bugüne. Neredeyse yılda bir defa değişiklik oluyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Bir, kendileri de ne yaptığını bilmiyorlar. Bir türlü bir strateji belirleyemediler. İkincisi, 17 defa değişen yönetmelik bu sabah 18. defa tekrar değiştiyse bunun tekrar bir yıl sonra değişmeyeceğinin garantisi nedir? Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Ve bir makyajdan ibaret, sıfır atık projesi bir makyajdan ibaret. Şöyle ki, bu yönetmeliğin mantığı şunun üzerine kurulu. Ambalaj üreticisi firmalar kendi ürettikleri ambalajın çöpe düştüğü andan itibaren toplanması ve depolanması maliyetini de üzerine almalı. Çünkü kâr ediyorlar. Bunu kamuya yüklenmemeli, bunun maliyeti diyorlar. Aslında sıfır atık projesi daha önce adı entegre atık sistemiydi. 2017'de sıfır atık projesi diye bir de isim değiştirdiler. Sürekli makyaj. Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesiyle çıkan yasanın mantığı şu. Diyor ki, ambalaj üretici firmalar kendi ürettikleri ürünlerin madem kârını elde ediyorlar, o zaman zararını kamuya yansıtmasın. Yani bunun pratikteki anlamı da şudur. Sen ürettiysen sen toplayacaksın. Sen ürettiysen sen depolayacaksın. Sen ürettiysen sen geri dönüştüreceksin. Ve sen ürettiysen geri dönüştüremediğinde sen bertaraf imha edeceksin. Ambalaj üreticisi firmalar ne yapıyorlar? Büyük şirketler. Onlar da şunu yapıyorlar. Şimdi sokaktan toplama kısmı maliyet. Depolama kısmı maliyet. Çünkü ambalaj atıklarını depolamanız için tesisler gerekiyor. Ve bu tesislerin de şey olması lazım. Çok yüksek maliyetli yatırımlar olması gerekiyor. İşte kapalı olacak, şehir alanlarının dışında olacak, yeraltı kaynak sularına sızıntı yapmayacak vesaire vesaire. Ne yapıyorlar? Sermaye, işin maliyet kısmında hiç yok. Kamu yararı kısmında hiç yok. Ama iş kar kısmına, geri dönüşüm kısmına girdiği andan itibaren yatırım başlıyor. Orada yatırım başlıyor. Dolayısıyla tam bir şeyden bahsediyoruz. Göz boyamadan bahsediyoruz. Maliyetli kısımlarında yoklar. Kar getiren kısmında toplayıcıların ensesinde boza pişiriyorlar. Mendillioğlu, depolara yönelik saldırılara ilişkin ise iktidarın piyasaya giren sermaye grupları için yollarını düzleştirmek adına olağanüstü hareketliliğe geçtiğini belirtti. 23 Ağustos'ta valilik kararı ile Bahçeli Evler'de ilk uygulama gerçekleşti. Bahçeli Evler'den sonra Ümraniye ve son bir haftada olağanüstü bir hareketlilik var. Yani şöyle düşünelim, işte Kayış'ta, Yeni Sahra, Pendik, Tuzla, Göztepe ve şu an aklıma gelmeyen birçok noktada uygulamalar var ve her uygulamaya binin üzerinde polis katılıyor. Bu valiliğin kendi açıklamalarında yaptığı rakamlar ki onlarca iş makinesi geliyor. Şimdi niye son iki ayda bu uygulamalar bu kadar yoğunlaştı diye sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada tabii bir
resmi kurumların yaptığı açıklamaları baz almamız gerekiyor. Bir de yapmadığı açıklamaları baz almamız gerekiyor. Resmi kurumların yaptığı açıklamalara bakacak olursak, daha 3 gün öncesine kadar Ağustos ayından bugüne sadece valilik açıklama yaptı. 4 açıklama yaptılar. Valinin yaptığı açıklamalarda niye bu uygulamaların olduğuna dair genel olarak şu maddeleri tespit edebiliriz. Hepsi birbirine benzer. Bir, kayıt dışı ve haksız kazanç elde ettiğini iddia ediyordu toplayıcı arkadaşların. İki, kaçak göçmen işçi çalıştırdığını. Üç, huzur ve güvenliği bozduğunu. Dördüncüsü de depolardan kaynaklı olarak, depoların şehir içerisinde olmasından kaynaklı olarak çevre kirliliği yarattığını söylüyorlardı. Valinin iddiaları bunlar. Biz şunu söyledik, bu sorunun tek muhatabı valilik değil. Mevzuatlar gereği belediyelerin ve Çevre Bakanlığı'nın da bir açıklama yapması gerekiyor. Onların ne dediğini bilmek istiyoruz. Bunu kriminal bir mesele gibi sürekli valilik açıklamasın dedik. En nihayetinde 3 gün önce Murat Kurum, Çevre Bakanı, yükselen muhalefet ve kamuoyundan kaynaklı olarak bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklama valiliği yalanlar nitelikliydi. Valiliğin iddialarının tersine Murat Kurum, toplayıcıların sıfır atık sisteminin en önemli bileşeni olduğunu, bu arkadaşların gece gündüz çalışarak helal kazanç elde ettiğini söyleyen bir açıklama yaptı. Diğer taraftan açıklamada çok tehlikeli noktalar vardı. Mesela şunu söylüyordu, bu uygulamalar rutin uygulamalardır. Gecenin üçünde binin üzerinde polisle, onlarca iş makinasıyla her gün yapılan bir uygulamanın nasıl rutin olduğunu biz anlayabilmiş değiliz. Böyle bir rutin olamaz. Diğer taraftan da şunu söylüyordu, hedefimiz toplayıcılar değil, sokaktaki depolardır. Bunu birbirinden ayrıştırmaya çalışıyor ama depolar yoksa toplayıcılar topladığı atığı kime satacak, niye toplasın o zaman? Sonra açıklamasında şunu söyledi, TAT belgesi, yani tehlikesiz atık tesisi belgesi olan yerler var. Bu belgeleri bizzat Çevre Bakanlığı kendisi verdi, ruhsatları. Şimdi diyor ki bu ruhsatlar yetmez, bir de belediyelerden ruhsat almanız gerekiyor. Aslında şunu söylüyor, siz belediyelere gidip ruhsat almak için başvurduğunuzda belediyeler sizin bu başvurularınızı geri çevirecek, biz de daha önce verdiğimiz ruhsatları iptal edeceğiz. 3 gün önce bunları söylerken bugün sabah resmi gazetede yeni bir değişiklik yayınlandı. Bu değişiklikte TAT belgelerin tamamen iptal edildiğini söylüyor. Yani depoları ruhsatlı ya da ruhsatsız fark etmez kaldırmak niyetindeler. Buraya kadar resmi kurumların yaptığı açıklamalar. Bir de resmi olmayan boyutu var. Şimdi bir yeniden yapılanma olduğu çöpte. Bu yeniden yapılanmanın içerisinde de yeni sermaye gruplarının aktör olarak girdiğini biliyoruz. İşte çok gelişmiş teknolojilerle optik okuyucularla ayıştırabilen tesisler kuruluyor ve son dönemlerin moda tabiriyle biz de şunu soruyoruz. Bu zamanlamanın çakışması bize de manidar geliyor. Mendillioğlu son olarak, bizler çöplerden kurtulmak için, sizler de çöplere düşmemek için topyekün bir mücadele gerekiyor çağrısında bulundu. Burada klasik bir işçi işveren ilişkisi yok. Burası sadece bir sektörden de ibaret değil. Şöyle düşün, köyü boşaltılan Kürtler var, göçmenler var, evsizler var, sokakta yaşayanlar var ve çöpte geçinen çingeneler var. Hepsinin çöple farklı ilişki kurma biçimleri de var. Yani kimi 15 saat çalışıyor yerleşik hayatta, kimi mevsimlik tarım işçisi 3-5 ay çalışıyor soğandan fındıktan gelip, kimi ek iş olarak yapıyor, kimi işte çöpten hediyelik eşya ya da giysi ve benzeri şeyler toplayıp bit pazarında satıyor. Bir sürü ilişki kurma biçimi var. Velhasıl çöpte kimse size adli sicil kağıdı istemez, diplomanızı sormaz, nereli olduğunuzu sormaz, etnik kimliğinizi sormaz. Burası bir yaşam alanı ve klasik işçi işveren ilişkisi yoktur derken şu boyutuna dikkat çekmeye çalışıyorum, ateşle oynuyorlar. Çünkü burada yaşayan insanların yaşama tutunduğu son nokta burası, buradan ötesi yok. Yani buradan da öteye git diyemezsin. Dediğin andan itibaren başka sonuçlara yol açarsın. Buradaki sosyolojik gerçeklik Türkiye'nin suç habitatıyla birbirine çok benziyor. Yani insanlar demişler ki ya ben uyuşturucu satmayacağım, hırsızlık, gasp yapmayacağım, namusumla yaşayacağım ve yapabildiğim tek şey bu. Şimdi buradan da uzaklaştırırsam bunun bedeli çok ağır olacaktır. Ve biz de inatla şunu söyledik zaten. Mesela 2 gün önce Canan Kaftancıoğlu geldi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şunu söylediler. Bu uygulamaları doğru bulmuyoruz. Belediyelerimiz de doğru bulmuyor.
Şimdi mecliste diğer temsiliyeti olan partiler de doğru bulmadığını söylüyor. O zaman biz de şunu soruyoruz. Yani bir AK Parti inatla susuyor, AK Partili belediyeler inatla susuyor, hiçbir açıklama yapmadı. Bir de durmadan Çevre Bakanlığı konuşuyor. Bu böyle devam ederse biz de şu soruyu ısrarla sormaya devam edeceğiz. Bu işin sorumlusu siz misiniz? Ya konuşun, deyin ki mesela biz bu uygulamaları doğru buluyoruz. Biz de diyelim ki yoksullara saldırmanın siyasi sorumluluğunu ve bedelini üzerinize alıyorsanız biz de buradayız. Ve bunun bedelini size ödetmeye hazırız diyelim. Demokratik yollarla. Ya da deyin ki bu uygulamaları doğru bulmuyoruz. Bunu diyorsanız o zaman valilik kendi inisiyatifiyle bunu yapıyorsa valinin üzerinde hep beraber bir baskı uygulayalım. Ama susmayın artık. Ve bu halk onlara mı bize mi destek olacak? Çok yakında hepsi görecekler. Ve biz sadece sektörel taleplerimizi dillendirmekten ziyade işte yoksulluğun en çarpıcı ve en yakıcı yanlarını, işte gıda terörünü, faturaları, barınmama meselesi. Mesela barınamayanlar hareketi var değil mi şimdi? Yani şu son bir haftadaki operasyonla binlerce toplayıcıda barınamayanların organik bir bileşeni oldu. Depoları yıkıldı, konteynerler alındı. Şimdi onlar da barınamıyor. Ve yoksulların mücadelesini ortaklaştırabilecek talepleri gündeme getirmeye devam edeceğiz. Daha da yükselteceğiz bunu. Ve bunun sadece bizim sorunumuz olmadığını göstereceğiz. Halkın da kime destek verdiğini göstereceğiz. Buradan vereceğimiz mesaj şu. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Şunun için biz çöplerden kurtulmak için, sizler de çöplere düşmemek için topyekun bir mücadele gerekiyor. Bunu örgütlemek için elimizden geleni yapacağız. İki ay sonra.